Evet, Yenikapı'da Gurbetçi Giresun Haber TV'nin canlı yayınları devam ediyor. Şu anda yine Giresun'dan yanımızda çok önemli bir konuğumuz var. MHP Giresun İl Başkanı Sayın Ertuğrul Gazi Konal var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Ayağınızın tozuyla uğurlu geldiniz. Şu anda oldukça kalabalığa hitap ediyoruz. Giresun günleri hararetli başladı. Sizin ilk değil galiba, değil mi siz? Yok, ikinci. Bu ikinci. Pandemi öncesinde gelmiştim daha önce. Evet, bir yıl ara Bir yıl verdik. ara verdik. Biliyorsunuz Giresun günleri bu alandaki en önemli il günleri. Çünkü 14.sü olan başka il yok. Sadece Giresunları 14. Evet. kere Giresun günleri kutluyor. Şimdi siz Giresun'dan geldiniz. Çok önemli bir sosyal sorumluluk politikası yürütüyorsunuz. Bir onu bir anlatır mısınız izleyenlerimize? Tema ile alakalı herhalde Evet. diyorsun, Evet. pardon. Evet. Şimdi SM hastalığı artık gündemde, basında, her yerde, bütün Türk halkının bildiği bir şey. Biz şahsım adına ben bir yıl önceye kadar SM hastalığını hani biliyorduk ama bu kadar içinde değildik. Çok önemli bir başarınız var aslında. Güneş Bebek'le başladı Şöyle bu. evet, Evet. ha, onu anlatacağım şimdi. Güneş Bebek'le beraber bir Giresun SM hastalığını tanımış oldu. Bu SM hastalığı tabii ölümcül kas hastalığı, kas erimesi hastalığı. Hani halk dilinde baktığımız zaman. Türkiye'de yaklaşık 200-250 tane SM hastası bebek var. Bunların kampanyaları tabii 50-100 TL'lerle halkın, vatandaşın yardımıyla yapılıyor. Çünkü 20 milyonun üzerinde bir tedavisi var maalesef. Ve %95 olumlu bir tedavi. Kim olsa evladını tedavi ettirmek ister. Öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Giresun'un şöyle bir özelliği oldu. Bu 200-250 tane SM hastası bebekle 2,5 ay gibi bir sürede bitiren başka bir il yok. Bunun Giresun. başarısı aslında sizin de çok büyük bir emeğiniz var. Yok, estağfurullah. Şöyle bir durum oldu. Aile bize ulaştı. İlk SM hastalığı teşhisi konulduğunda bize gelmek istediler. Bizimle beraber diğer kurumlara da gitmek istediler ama biz dedik ki biz gidelim, hani onlar bize gelmesin. Gittik, aileyi gördük. Anne baba tam bir Giresunlu, Anadolu insanı zaten. Baba TEDAŞ'ta çalışıyor, Türk Telekom'da çalışıyor. Anne part-time işlerde çalışıyor. Yani Mümkün değil tedavi. mümkün değildi, mümkün değildi. Biz dedik tamam, hastalık büyük bir hastalık, tedavi çok büyük bir tedavi. Ancak Giresun bu hastalıktan daha büyük dedik. Bismillah dedik, başladık. Giresun'da Giresun Barosu olmak üzere bütün belediye başkanları, bütün siyasi Giresunspor. partiler, Giresun Spor, Giresun Federasyonu, kanallar, radyolar, yani esnafımız, balıkçımız, ayakkabı boyacımız, büyük iş adamlarımız hep beraber birlik sağladık ve 2,5 ay gibi kısa bir sürede ve pandeminin en yoğun olduğu dönemde, esnafın kilit vurduğu dönemde Güneş Bebek'e gönderdik. Güneş Bebek'e gönderdik. Güneş Bebek tedavisini aldı. Şu anda Giresun'a geldi, döndü Amerika'dan. O esnada ordulu bir bebeğimiz vardı. Mirza. Ona da yardım ettik. Ona da %40'lardan %100'e geldik Giresun'un desteğiyle beraber. Dinleniriz diye düşünürken Giresun'da Fatma bebeğimiz ortaya çıktı. O da Çanakçı'la, Görele'den. İstanbul'da gurbetçi bir yine işçi çocuğu, işçi bebeği, hani babası tersanelerde çalışan bir işçi. Bunu da yaparız dedik. Allah'a hamdolsun varlık izni alındı. Varlık izni alındıktan sonra varlık izni alana kadar %10'luk bir bölümü toplanmıştı. Yani yaklaşık 2 haftada bir %10 daha arttık. %20-21'lerdeyiz. Bu Giresun günlerinin faydasıyla beraber daha duyuracağımızı düşünüyorum ben. Aslında Giresunlu şunu gördü. İstediği an Giresun bu işi 2,5 ayda değil 2 günde de bitirebilir. İnşallah Fatma bebeğimizi de göndeririz diye düşünüyorum. Burada ben her zaman Giresunlardan gurur duyuyordum. Ama Güneş Bebek'te göstermiş olduğumuz o sağduyudan doğru bir kez daha gurur duydum. Neden diye sorarsanız, yolda, sokakta
veyahut işte siyasi mecrada veyahut da herhangi bir yerde birbiriyle konuşmayan, etmeyen, hani yolda affedersiniz yani kavga etmiş selam bile vermeyen birbirine insanlar baktım gördüm güneş bebek için kenetlendiler. Birbiriyle konuşmadılar ancak birisi başka bir yardım yaptı, öbürü başka bir yardım yaptı. Birisi canlı yayın yaptı, birisi kumbarayla topladı, birisi duyuru yaptı derken şunu ben bir kez daha söyleyeyim. Hep bunu söylüyorduk ama hakikaten biz o ecdadın torunuyuz. Giresunlu bir hedefe kilitlendiği zaman kol kola nasıl girip de mücadele ettiğini ben SM hastalarında da gördüm. İnşallah bunu da başaracağız. Biz güneşle rekor kırdık. İnşallah Fatma'yı da bitirip böyle Türkiye'ye bir imzamızı daha atacağımızı düşünüyorum. Evet. Burada bu hastalık herkesin başına gelebilir. Bugün o evladımız var. Yarın bir bakmışsınız bizim evladımız olur. Bir başka gün başka evladımız olabilir. Burada kesinlikle geri durmamak lazım. Ve elimizden geldiği kadar karınca misali bir şeyler yapmamız lazım. Ve şu da yok. Hani mesela güneşteki büyük meblağlar olmadı. İki tane büyük iş adamımız 100 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira verdi. O 20 trilyon. 20 trilyon para, 10 liralar, 20 TL'ler, 30 TL'ler, 2 TL'ler, kuruşlar, TL'ler kuruş sayarak geldi. Hakikaten kimse burada, bu çok önemli. Hani benim az demesin ya. Benim 10 liramdan ne olur demesin ya. O 10 lira o kadar büyük meblağ ki. Hatta bir girişimizde bir kumbaramız var. Evet. Serkan Cihan Başkanımız güzel bir proje yapmış. Evet. Giren herkes oraya katkıda bulunabilir. Evet. Az demesin, çok demesin. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben buradan bizi izleyen bütün arkadaşlarımıza, yani Giresunlar başta olmak üzere tüm Türk milletine, İslam alemine sesleniyorum. Yani hangi çocuk olursa olsun kesinlikle geri durmasınlar. Yani bugün Fatma, belki yarın başka bir bebek olacak. Eymen olacak, Ahmet olacak, Mehmet olacak, Ertuğrul olacak. Ama bize yakışan geri durmamamız. Burada Giresun günlerinde şu anda Fatma için burada arkadaşlarımız. Giresun günlerine gelecek olan komşularına, arkadaşlarına söylesinler. Bir 10 lira, 20 lira benim için atar mısın desinler. Böyle böyle toplayalım inşallah. İnanın sadece bebeği kurtarmıyoruz, bir aileye kurtarıyoruz. Anne perişan, baba perişan, bir aile canı perişan. Kurtaran bütün insanlığı kesinlikle, kurtarmak. Kesinlikle öyle. Ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok rica ederim başkanım. Ayaklarınıza sağlık. Sağ hoş geldiniz, sefa geldiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hemen yanımda yine Giresun'umuzun gururu bir hemşerimiz var. Sevgili Engin Çoruh, tabii ben fırsat bulamadım. Giresun'a gitti, geldi. Dünya üçüncüsü oldunuz sanırım. Evet, bir açıkla bir hem sizi tanısın Gurbetçi Giresun, bizim özellikle Avrupa'daki hemşerilerimizin takip ettiği bir kanal. Hem onlar sizi bir tanısınlar, hem bir başarınızı bilsinler, biz sizi tanıyabilir miyiz? Ben Engin Çoruh, doğma büyüme Giresunluyum. Dereli, Kümbetliyiz aslen. İlkokul, ortaokul, Cumhuriyet Türk Yaratım Okulu, lise Giresun Lisesi, üniversite Marmara Spor Bilimleri Fakültesi. Gelişim Üniversitesi'nde de %100 millilik bursuyla yüksek lisans yaptım. Spor yöneticiliğinde dövüş sporcularının psikolojik ve mental durumuyla alakalı uluslararası bir makale de yazdım. Yani biz olayın sadece ring boyutunda değil, aynı zamanda akademik boyutunda da hareket ediyoruz. Yani benim Türkiye şampiyonlarımın hepsini kaç tane hatırlamıyorum da, yani Balkan şampiyonluğum, Avrupa şampiyonluğum, Avrupa üçüncülüğüm, işte Akdeniz oyunları, İslam oyunları, yani dünya üçüncülüğü işte. Bir 10 gün evvel dünya üçüncülüğü de nasip etti Allah. Sakatlandınız galiba. Evet, yarı final maçını sakat çıktık. Biraz hakem problemleri de yaşadık ama Allah'a çok şükür hem memleketimize hem ülkemize bronz madalyayı getirdik. Amili takım kaptanı olarak da orada görev yaptım. Yani madalyamızı getirdik. Biz biraz eksik kalıyoruz burada. Bize biraz eksik davranıyorlar. İlgili alaka biraz az ama özellikle şehrimizle ilgili alakası da, hani dünyada olsun Türkiye'de daha çok insanlar bizimle ilgili alakalı ama şehirde biraz ilgi alaka az. Olsun, bize ilgi alaka az göstersinler ama SMA hastası bebeklerimize daha fazla göstersinler. Biz bunun üstesinden geliriz, biz alıştık. Güneş bebeğe de yardımcı olduk elimizden geldiği kadar, biz de onun gönüllüsüyüz. Evet, biz Fatma bebek içinde ben milli takım formamı açık arttırmaya çıkartacağım. Ertuğrul Başkan daha evvel söylemişti. İnşallah biz de yayınlayalım onu mutlaka. İnşallah haber canlı verelim. Yayın olur. Ertuğrul Başkan da söyler. Evet, biz haber canlı yayında benim dünya üçüncüsü olduğum milli takım formasını açık arttırmaya çıkartacağız. İnşallah Fatma bebek de sağlığına kavuşur. Diğerleri de sağlığına kavuşur.
Size de bize buraya yer ayırdığınız için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Takip ediyoruz. İnşallah sizin o açık artırmaya çıkarttığınız formanın da canlı yayına katkıda bulunacağız. Eyvallah. Ayaklarınıza sağlık. Evet efendim, canlı yayınlarımız devam edecek Yeni Kapı'dan. Şu anda bir reklam giriyoruz yine. Açılış sonrası, açılıştan sonra gelecek olan konuklarımızla sizlerle devam edeceğiz. Yeni Kapı'dan görüntülerle sizi baş başa bırakıyoruz.